Crucible, farklı maddelerin bir araya gelerek yeni şeyler ürettiği mekan anlamına geliyor. Elden Ring içerisindeki Crucible'ın tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Bir obje, canlı, tanrı ya da enerji olup olmadığı hakkında bir fikrimiz yok. Oyun içerisinde Crucible bir zaman ya da mekan gibi anlatılmış. Aslında buna benzer bir konsept için ismimiz var, düzen. Marika'nın altın düzeni saf insanların bulunduğu, hastalıkların kovalandığı bir düzenken, Crucible tüm farklı hayatların kabul edildiği, yaşamın içerisinde tamamen kaosun hüküm sürdüğü bir düzen. Bu düzenin tarihin hangi kısmında var olduğunu da biliyoruz. From Software'in çıkardığı Books of Knowledge kitabında Crucible hakkında şu cümle verilmiş. Tarihin en erken dönemlerinde tüm yaşam Crucible'dan ortaya çıktı. Bütün canlıların özelliklerinin birleşik olduğu Earth Tree'nin ilkel formu. Cümle tek başına bize çok fazla şey anlatıyor. Elden Ring evreninde yaşamın nereden ortaya çıktığını öğreniyoruz. Cinnet Alevi hakkındaki videoda evrenin nasıl var olduğunu öğrenmiştik. Her şeyin bir arada olduğu One Great, Greater Will tarafından parçalara ayrıldı ve evren oluştu. Oluşan şeyler arasında da Crucible vardı. Metin şöyle devam ediyor. Crucible'ın ilkel enerjileri hayal edebilen tüm özelliklerin karışımından oluşan yeni türler üretti. Amfibik, kuş, sürüngen, memeli ve sayılamaz diğer türler. Topraklar, bilinç kazanmış hayvanlar ve hizmet ettikleri antik ejderhalar tarafından kontrol ediliyordu. Crucible düzeni başta tamamen kaos içerisinde olsa da yeni hayvanlar türedikçe hiyerarşi oluşmaya başladı ve aralarında en karmaşık ve kaotik olan hayvan en tepeye kondu. Antik ejderhalar, pulları, pençeleri, boynuzları, kanatları, kuyrukları ve alev nefesleri olan ölümsüz yaratıklar. Yani Crucible düzenini mükemmel bir şekilde yansıtıyorlar. Metne göre de bu ejderhalara bilinç kazanmış hayvanlar hizmet ediyordu. Yazanlar oyunda rahatça kanıtlanabilir. Sadece antik ejderhaların evine bakmanız yeterli. Farumazula oyunun zamanında havada uçan parçalanmış bir şehir. Sakinleri ise iki ayak üzerinde duran hayvanlar ve antik ejderhalar. Eğer tüm tarihe bakarsak bu şehrin aslında oyundaki en eski şehir olduğunu anlayabiliriz. Crucible düzeninde hüküm süren varlıklar ejderhalar ve hayvanlardı. Ama bu kadar eski olmasına rağmen nasıl bu kadar gelişmiş bir şehre sahip olabiliyorlar ve bu şehir neden uçuyor? İlk sorunun cevabını Chinkudea isimli kılıcın tanımında bulabiliriz. Tasarımı bir hayvanın 5 parmağını gösteriyor. Bir zamanlar onlara lütfedilen bilincin sembolü. Burada odaklanmamız gereken kısım lütfedilen bilinç. Beastial Constitution isimli büyü de benzer bir olaydan bahsediyor. Bilinç kazandıktan sonra medeniyetin gelişiyle hayvanlar vahşiliklerinin yok olduğunu hissetmiş olmalılar. Yazanlara göre bu hayvanlar bilinci evrimleşerek kazanmamış, bir dış etmen tarafından verilmiş. Veren kişi ya da şey büyük bir gizem değil. Farumazula'nın merkezine bakarak bu medeniyeti asıl kuranın ne olduğunu anlayabiliyoruz. Elden Ring'in ilk ortaya çıktığı zaman Elden Stars büyüsünde yazıyor. Uzun zaman önce Greater Will'in içinde bir yaratık olan altın yıldızı Lens Between'e gönderdiği söylenir. Bu yaratık daha sonra Elden Ring olacaktır. Farumazula, Marika ve Earthtree'den daha önce var olduğu için karşımızda duran da Elden Ring'in ilk hali. Bu ilişkiyi açıklamak için aslında bu desene ihtiyacımız da yok. Antik ejderhalara tapmanın Earthtree'ye karşı olmadığı söyleniyor. Çünkü onların yıldırımları da altın içeriyor. Ancak renkleri kırmızı. Çünkü Marika'nın Elden Ring'inde ölüm yok. Ve ölüm rününün rengi de kırmızı. Ama ikisinin arasında bir fark daha var. Birinin arkasında Radagon'un çapraz rünü varken diğerinin arkasında kıvrımlı bir rün var. Bu rünün ne olduğunu anlamak için antik tarih hakkında bildiğimiz her şeyi birleştirmemiz gerekiyor. Önceki videolarımda Nox kültüründen ve sonradan altın düzene dönüşecek Nox'un işinden çıkan yeni bir dinden bahsetmiştim. Ve bu dinin sembolü de ulu ağaçtı. O videoda bahsetmemiş olsam da bu ağacın aslında Crucible ile bağlantıları var. Crucible şövalyelerinin yarısının giydiği zırhların tanımında bu belli edilmiş. Ulu ağaç süsleri Şövalye Silurian'ın sembolüdür. Askerleri de bu süsleri taşır. Yani yaşamın başlangıcında Crucible ve Ulu Ağaç bulunuyordu. Belki de tamamen aynı şeylerdi. Elden Ring de içerisinde bu elleri bulunduruyordu. Ancak Elden Ring'in çalışması için gücünün birileri tarafından taşıması lazım. Bir tanrı ve bir lord ile. Marika, Radagon ve Godfrey bu rolleri modern Elden Ring'de tamamlıyor. Peki antik Elden Ring'in tanrısı ya da lordu kim? Sorunun cevabı için çıkarım ya da varsayım yapmamıza gerek yok. Çünkü hem kitapta hem de oyunda cevabı verilmiş. Crucible düzeninde Elden Lord ünvanı 5 başlı antik ejderha Placidus Axon'da. Tahtı zamanın ötesindeki fırtınanın kalbinde bulunan ejder lordunun Earthtree'den önceki çağda Elden Lord olduğu söylenir. Tanrısı ayrıldığında
Lord onu beklemeye devam etti. Yazıya göre Crucible düzeninin bir lordu ve bir tanrısı vardı. Tanrıları ise sonradan bir şekilde yok oldu. Tanrı hakkında hiçbir bilgi yok ama antik Elden Ring'in hemen altında bir heykel bulunuyor. Lansiax'tan ejderhaların insana dönüşebileceğini biliyoruz. Ve bu heykel etrafında hayvanlar yeri duruyor. Bu onlara bilinci lütfettiği an olabilir. Ejderlerin tanrısı insan ya da her neyse bir süre sonra yok oluyor. Kaybolma hakkında hiçbir bilgi yok. Ama bunun üzerine bir teorim var. Oyunun son savaşında Radagon'u yeniyoruz. Ve ortaya çıkan Elden Beast, Radagon yani Marika'nın vücudunu alıyor ve bir kılıca dönüştürüyor. Sonsuz bir hayat yaşaması gereken Tanrı'nın kalıntılarından dövülmüş kılıç. Buna benzer bir silah daha var. Fingerslayer Blade'in tanımı şöyle. Nokron'un ebedi şehrinin saklı hazinesi. Bir cesetten doğduğu söylenen bıçak. Bu kanlı put, ebedi şehir tarafından yapılan ihanetin kanıtı ve çöküşlerinin sembolüdür. Bence Sacred Relic Sword nasıl bir tanrının vücudundan yapıldıysa, Fingerslayer Blade de başka bir tanrının vücudundan yapıldı. Ve Marika'dan başka bildiğimiz tek bir tanrı var. Bu Nox'un hikayesini de tamamlamış oluyor. Kendi işlerinden çıkan Ulu Ağaç dininin kontrolünü fark eden ebedi şehirler ejder tanrısını öldürüyor. Bu bıçağı dönüştürüyor ve Ulu Ağacı kesiyorlar. Bunun üzerine Nox, Greater Will tarafından yeraltına sürgün ediliyor. Marika yeni tanrı seçiliyor ve Elden Ring'in kontrolünü ele aldığında yaptığı ilk iş içinden ölüm rününü çıkarmak oluyor. Böylece onun kaderi de önceki tanrı gibi olmayacak. Bu teoriyle birlikte Lands Between'in tarihinin başını tam olarak anlayabiliyoruz. Olayların arasındaki süre bir yıl ya da milyonlarca yıl olabilir. Çünkü oyun içerisinde zaman ile alakalı hiçbir şey yok. One Great parçalanıyor ve kaos ortaya çıkıyor. Ulu Ağaç ve Crucible Lands Between'de hüküm sürüyor ve ejderhaları, yaratıkları oluşturuyor. Greater Will düzeni kurmak için Elden Ring'i gönderiyor. Bir tanrı seçiliyor ve Lord'u Placidusex oluyor. Yanlarında bulunan hayvanlara bilinç veriliyor ve Crucible düzeni ortaya çıkıyor. Nox'un içerisinde Ulu Ağaç dini ortaya çıkıyor. Tanrı'ya ve ağaca saldırının ardından Nox yerin altına sürülüyor. Nox'un sürülmeyen kısmını da Ulu Ağaç Kilisesi'nin etrafında görebiliyoruz. Marika tanrı seçiliyor ve Ulu Ağacın kütüğünden Earth Tree büyüyor. Bu olaylar çoğu şeyi açıklasa da hala birkaç soru var. İnsanlar nereden geldi? Bence bunun açıklaması sadece evrim olabilir. Bu evrim Greater Will tarafından zorla da yapılmış olabilir. Hayvanların vahşi kısımlarını yok ederek ortaya çıkarılmış saf bir tür. Hatta Forum Azula'da insanların olduğuna dair kanıtlar da var. Duvarlarına işlenmiş insan figürleri ve başta seçebildiğimiz Draconianlar. Lands Between'de Nox harici insanları kanıtladığımızda bir karakterin nereden geldiğini farkına varmış oluyoruz. Godfrey, Marika ile evlenip medenileşmeden önce daha vahşi bir savaşçıydı ve Horalu adını taşıyordu. Hayvanların Lord'u Seroş'u sırtına aldığında kana susamışlığı dindi ve Godfrey'e dönüştü. Buradan Seroş'un Godfrey'den daha medeni biri olduğu da çıkarılabilir. Seroş, Godfrey yokken onun yerine krallık yapmış ve soyuna rehberlik etmişti. Godfrey'nin baltasına baktığımızda da Forum Azula'da yapıldığını açıkça görebiliyoruz. Geriye iki soru kalıyor. Neden Placidusax'ın 3 kafası yok ve Forum Azula neden uçuyor? İkisi bence bağlantılı. Forum Azula şu anda havada ve garip bir zaman boyutunda olsa da kurulduğu yeri tahmin edebiliriz. Forum Köprüsü'nden geçtikten sonra Beastial Sanctum isimli bir bina ile karşılaşıyoruz. Bina ve köprü açıkça Forum Azula'nın bir parçası. Yani Forum Azula muhtemelen Caelid'in kuzeyinde yer alıyordu. Nasıl uçmaya başladı ise Placidusax ile alakalı. Godfrey'nin sözlerine göre taç yani ünvan ancak güçle alınabilir. Yani Godfrey'nin Elden Lord olması için bu tacı kendi gücüyle alması gerekiyor. Hikayesinde de Stormlord adlı biriyle tek başına yüzleştiği yazıyor. Varsayımlar ile bu olay dizinini de açıklayabiliriz. Godfrey seferinde Forum Azula'ya saldırır ve Placidusax'ın 3 başını keserek onu alt eder. Lordluğunu ve tanrısını kaybetmiş Placidusax zamanı büken bir fırtına çağırır ve Forum Azula şu anki yerine uçarak zamanda takılı kalır. Oyunda Forum Azula'nın sadece merkezinin zamanın dışında olduğu söylense de etrafının da etkilendiği açık. Havada duran ve asla hareket etmeyen taşlar ve Maliket'in iki yerde olması bunu kolayca kanıtlıyor. Hem de bu antik ejderhaların zamanı etkileyebildiklerini pullarının tanımından anlayabiliyoruz. Benim teorim burada bitiyor ama neden olduğunu anlamadığım bir olay var. Ruins Greatsword'un tanımında şu yazıyor. Geldiği harabe meteor çarptığında parçalanmıştı. Bahsedilen harabe muhtemelen Forum Azula. Hem şehir parçalar halinde hem de Lands Between'e düşen parçaları görebiliyoruz. Ancak bu meteorun bir önemi var mı bilmiyorum. Godfrey ve Marika ile Crucible düzeni bitmiş olsa da Forum Azula'nın bilinçli hayvanları
altın düzende de kendilerine yer bulabiliyorlar. İlk örnek olarak Seroş'tan bahsettik. Diğer ikisi ise Greytilville tarafından Marika ve Rani'ye verilen gölgeler. Blyde'in geçmişi hakkında bilgi verilmiyor. Ama Maliket'in Gurank adında bir ruhban olduğunu biliyoruz. Hatta eski halinin neye benzediğini anlatan heykeller de var. Blyde için ise sadece varsayım yapabiliriz. Bence Greytilville direkt bir kurdu ve insanı birleştirerek Blyde'i ortaya çıkarıyor. Antik zamanlar daha vahşi olduğu için Maliket gibi büyük ve güçlü bir gölge daha mantıklıydı. Ama Blyde'in gönderildiği Lens Between daha medeni. O yüzden daha küçük ve akıllı bir form daha uygun. Bu gölgelerin Greytilville tarafından oluşturulduğunu da Rani'nin diyaloğundan biliyoruz. Which is when I received Blyde in the form of a vassal tailored for an Empyrean. Eğer Blyde Rani için üretildiyse, Maliket'in de Marika için üretildiğini düşünebiliriz. Hatta oyun içerisinde Maliket'in geri dönüşümünü de görüyoruz. Eski kıyafetlerini giyip tekrar ruhban Gurank adını alıyor ve daha vahşi davranmaya başlıyor. Aslında Farum Uzula'daki diğer hayvanlar da bilinçlerini kaybetmiş gibi. Şehir ve medeniyet inşa eden bir tür, şimdi ölen arkadaşlarının cesetlerinden besleniyor. Altın düzen geldiğinde sadece bu 3 hayvan tolere ediliyor. Godfrey'in şövalyeleri sürgün ediliyor. Ve önceden kutsal görülen Crucible sapkınlık olarak reddediliyor. Oyundaki 2 farklı türde bunu görüyoruz. Omenlar vücutlarında çeşitli uzuvlar ile doğuyorlar. Kanatlar, tüyler, pençeler ve en önemlisi boynuzlarla. Ve bu tip bozukluklar altın düzen içerisinde kabul edilmiyor. Bebekken boynuzları kesiliyor ve genelde ölüyorlar. Soylu Omenlar ise şehrin lağımlarına atılıyor. Morgoth ve Mog gibi. Onlara verilen isim de bir dışlama şekli. Omen, İngilizce'de kötü haber demek. Getirdikleri kötü haber ise Crucible'ın geri dönüşü ve böylece düzenin bozulması. Diğer tür ise Misbegotten'lar. Bunların Crucible ilişkisi bir Summon'ın tanımında belirtilmiş. Crucible ile temasları oldukları için doğuştan itibaren kölelermiş gibi davranılıyor ve zulüm görüyorlar. Antik zamanlarda Lens Between'i kontrol eden Crucible artık bir lanet olarak görülüyor. Fakat lanet olduğuna inanan ve yine de bu unsurları benimseyen biri var. Dung Eater yakalanmış ve idam edilmiş bir seri katil. Ama Marika lekelenmişleri çağırınca yeniden hayata dönmüş ve Lens Between'e gelmiş. Muhtemelen katliamlara burada da devam ettiği için Lendir'in lağımlarında hapsedilmiş olarak buluyoruz. Anahtarımız olmadığı için çıkaramıyoruz ama Round Table'a döndüğümüzde önceden kilitli olan odada ruhu karşımıza çıkıyor. You have felt the curse. I can smell it on you. The box, yet tender. Apparently my seedbed is ripe and waiting. It was a brief respite, I must say. Go and unshackle my corporeal flesh, trapped in the sewer jail below the capital. I've been here long enough. I will kill again and defile each corpse with care. Just to be sure that when they're reborn, they'll be cursed, along with their children and their children's children. For all time to come. Dung Eater binlerce insanı sadece öldürmüyor. Öldürdükten sonra vücutlarını kirletiyor. Böylece cesetler lanetleniyor ve sonra bu lanetleri yiyor. Dung Eater ismi sanırım ona başkaları tarafından verilmiş. Çünkü yediği şey aslında gübre değil. Japon folklöründe Shirikidoma isimli bireyin ruhunu taşıyan bir organ var. Ve bu organ anüste bulunuyor. Oyunda da lanetin adı tohum yatağı laneti. Lanetin şeklinden Crucible'a bağlı olduğu açık ve lanetli vücutların ruhları Earthtree tarafından kabul edilmiyor. Crucible en başta yaşamın kendisiyken artık bir hastalık. Then it hit me that you are in fact me and I am the Dung Eater. It is my flesh that must receive the blessing. Give me your blessing. Defile my flesh with the seedbed curse again and again until it is done, until a cursed ring coalesces and may one day defile order itself. Hundreds will be reborn cursed, and there'll be thousands of cursed children who bear tens of thousands more. A few of those will be born just like me, and they'll kill and defile and bless in my stead. Hey!
unleash it upon them! A curse blesses